Merhabalar efendim. Mütevazı Lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde iki renkli jölenin tarifini paylaşacağız ama her zaman olduğu gibi önce malzemelere bir göz atalım. Yeşil renk için 3 su bardağı su, 1 çay bardağı kivili toz içecek, 1 çay bardağı buğday nişastası, 1 çay bardağı toz şeker. Kırmızı jöle için 3 su bardağı su, 1 çay bardağı vişneli toz içecek, 1 çay bardağı buğday nişastası, 1 çay bardağı toz şeker. Renkli jöle için malzeme listesini artık biliyoruz. İlk katını yapmak üzere küçük bir tencereye soğuk suyu bırakıyoruz. Özellikle buğday nişastası kullanıyoruz ama yoksa mısır nişastası da olabilir. Önce su ve nişastayı iyice erimesi için karıştırıyoruz. Güzel eridi kısa sürede. Şekerimizi ilave ediyoruz. Ve yeşil rengi vermek üzere kivili toz içeceği katıyoruz. Artık pişirmek üzere ocağa gidelim. Ateşe jölemizi yerleştiriyoruz. Devamlı fakat ağır ağır karıştırarak şeffaflaşana kadar pişiriyoruz. Jölemiz renk değiştirdi ve kaynamaya başladı. Artık ateşten alabiliriz. İlk kat yeşil olan jölemiz pişti. Şimdi böyle ayaklı bardaklara paylaştırıyoruz yarısına kadar. Fakat isterseniz kaselere de paylaştırabilirsiniz. Şöyle biraz yukarıdan dökersek. Evet. Şimdi bir 10 dakika sonra buzdolabına yerleştireceğiz ve buzdolabında 2 saat bekleteceğiz. Aradan 2 saat geçti. Jölelerimizi buzdolabına koymuştuk. Bakın bir hayli dondu. Şimdi ikinci katı yapacağız. İkinci kat için gene aynı miktar suyu. Aynı miktar nişastayı bırakıyoruz. Ve gene nişasta eriyene kadar karıştırıyoruz. Su soğuk olacak. Bizi takip edenler bilir. Bunca yıldır mütevazı lezzetlerde kesinlikle orijinal jöle kullanmıyoruz. Çünkü içinde şaibeleri var. Hep bu kıvamı nişastayla veriyoruz. Şimdi kırmızı renk içinde vişne toz içeceği bırakıyoruz. Şekeri de katıyoruz ve tekrar ateşin yanına gidiyoruz. Şimdi gene kivili kat gibi bunu da karıştırarak pişiriyoruz. Evet, çok güzel rengini aldı, kabardı ve artık pişmiş demektir. Kapatıyoruz. Evet, artık yeşille kırmızının buluşma zamanı. Şöyle biraz yukarıdan dökelim. Bakın kat yerini görüyorsunuz. Renkli jöleleri tekrar buzdolabına bırakıyoruz. 2 saat bekliyoruz. Sonra Hindistan cevizi serperek servise sunuyoruz. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümde bir tatlı tarifi paylaştık. İki renkli jölenin yapımını öğrendik. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay ve gösterişli bir tatlı oldu. En kısa sürede deneyeceğinizi biliyorum. Görüşmek üzere.